Tekrardan merhaba sevgili dostlarım, yepyeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu videomuz kripto para piyasasına yeni başlayan, tazecik, şu anda hiçbir şey bilmeyen, nasıl alsat yapılır, nasıl kripto para alınır, nasıl değerlendirilir, bunları bilmeyen arkadaşlar için bu videoyu yapıyorum. Lütfen alsat yapmasını bilen insanlar şu anda bu videoyu terk edip gidebilirler. Sonra bana kalkıp da yorumlar kısmından akıl hocalığı yapmayın. Herkesin aklı kendine kadar. Kimsenin kimseye akıla ihtiyacı yok. Şimdi bu videoyu yeni başlayan arkadaşlara daha böyle nasıl söyleyeyim size, yok MACD, yok RSI, ne bileyim long bölgesi, short bölgesi, öyleymiş de böyleymiş de demeyeceğim. Yeni giren arkadaşlar daha kolay hareket edebilmesi için nereden alması gerekiyor, nereden satması gerekiyor. Şimdi kripto para dünyasında genel olarak kripto para birimleri düşüşte olduğu zaman, yani düşmeye başladığı zaman insanlar sinirleniyor, kızıyor, sağa sola sataşıyor. Yine düşmeye başladı diyor, ne bileyim öyle olmaya başladı, böyle olmaya başladı. Sevgili dostlar bakın, kripto para düşerken para kazanırsın, yükselirken para kazanamazsın. Ha, yükselirken kazanırsın ama burada ben ne demek istedim? Kısaca bir örnek vereyim size. Siz bir mağazaya alışverişe gideceksiniz. Bir vitrinde ne bileyim %50, %60 indirimli kıyafet gördüğünüz zaman mı onu alıyorsunuz? Yoksa ona zam geldiği zaman mı alıyorsunuz? Yani fiyatı yükseldiği zaman mı alıyorsunuz? Şimdi sen o vitrindeki, örnek veriyorum, pantolonu 50 TL'ye satın aldığın zaman o 2 gün sonra 100 lira olduğu zaman zarar mı etmiş oluyorsun, kar mı etmiş oluyorsun? Kripto para piyasası da aynı bu şekilde işliyor. Sen kripto para piyasası düşüşteyken para kazanırsın. Peki bu nasıl olacak? Bakın şimdi kripto para dünyasına ben de gireceğim, ben de alsat yapacağım veya ne bileyim ben de yatırım yapmak istiyorum ama hiçbir şey bilmiyorum diyen güzel kardeşlerimize bu videoyu yapma gereği duydum. Şimdi bakın çok basit sevgili dostlar. Alın çayınızı, kahvenizi. İlk kez şimdi mi yatırım yapacaksın? Hiç panik yok. Bu işin en önemli, en iyi ve en can alıcı noktası sinir ve stres yapmamaktır. Heyecan yapmamaktır, panik yapmamaktır. Panik satışı yaparsan veya panik alışı yaparsan zarar edersin. Alacaksın çayını, kahveni, oturacaksın. Bakın bu iş telefondan da olmaz, laptoptan da olmaz. Ha olur ama daha çabuk veri işlemesini istiyorsan işlemcisi hızlı olan, bakın adı üstünde işlemci, işliyor. İşlemcisi iyi olan bir bilgisayarın başına, şöyle bir örnek vereyim size. Benim 2022 model son teknoloji bir bilgisayarım var. Bak örnek veriyorum. Son teknoloji bir bilgisayarım var. Seninse ne bileyim 2002 yılında, ne bileyim 2003 yılında almış olduğum bilgisayarım var. Şu an aynı anda oturup aynı anda Bitcoin'i sat emri verdiğimiz zaman benim bilgisayarım daha hızlı işlem yaparak daha çabuk satıyor. Yani tabii de kalkın da gidin size hemen son model bilgisayar alın demiyorum. Yani çok eski, hani yaparsın, her bilgisayarda alsat yaparsın ama ne kadar sistemi iyi olursa daha çabuk işlem yaptığı için daha çabuk kar, daha az zarar yaparsın. Şimdi bunları unutun. Esas konumuz şu. Çayını, kahveni yaptın, oturdun bilgisayarın başına, alsat yapmak istiyorsun veya alım bölgesini yakalamak istiyorsun. Çok basit. Şimdi biliyorum, bak tekrar hatırlatıyorum. Şu an bu videonun yorumlar kısmında akıl hocalığı yapacak olanlar var, yok değil. Vay efendim, iyi ki söyledim, biz bilmiyorduk. Bil veya bilme, orası beni ilgilendirmiyor. Ben şu an piyasaya yeni giren kardeşlerimize göstermek için başka videolara bakıyorum. Adam lafı eveliyor, geveliyor. Öyleydi de böyleydi ama adam bir türlü nereden alacağını veya nasıl alacağını söylemiyor. Söylese bile hani böyle şey dilinde konuşuyor. Örnek veriyorum. Sen şimdi doktora gidiyorsun. Doktor sana diyor ki işte damarında anevrizma oldu diyor. Şimdi anevrizmanın ne olduğunu bilmiyorsun. Ama sana doktor dese ki ya damarında bir genişleme olmuş dediği zaman bunu kolay anlarsın. Ama anevrizma oldu dediği zaman anevrizmanın ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar daha fazladır. Ben de sizlere hani piyasa derinde değil de hani daha kolay anlayabilmen için söylüyorum. Şimdi oturdun bilgisayarın başına, almak istiyorsun. Çok basit. Bak grafiği görüyor musun? Nereden alacaksın? Düştü düştü. Buraya kadar düştü değil mi? Ne oldu? Bak buradan sana sinyal vermeye başladı. Yükseliş sinyali. Görüyor musun? Buradan ne yapacaksın? Alacaksın. Ne oluyor? Yükseldi, yükseldi, yükseldi. Ha ben uzun vadeli beklemek istiyorum diyorsan, daha yükseğe çıkmasını beklemek istiyorum diyorsan bekleyebilirsin. Ama ben bu videoda günlük %1, %2, %3, %5 hani hemen alsat yapmak isteyen arkadaşlara bu videoyu hazırladım. Bak şimdi. Ne oldu? Buraya kadar düştü ya bu. Buradan hemen kapacaksın bunu.
Buradan alacaksın. Şu bölgeden alıyorsun. Ne oldu? Mesela bak yükseliyor. Otur ya bilgisayarın başına. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Aldıktan sonra otur bekle. Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Ne oluyor? Kırmızı iğne çubuğunu gördüğün an, ama tabii hemen hamleni yapma. Biraz bekle. Şu kırmızı ilk kırmızı mum çubuğunun tamamlanmasını bekle. Ne oldu? Buradan sonra düşmeye başladı. Burada hemen sat. Ne oldu buradan buraya? Ne bileyim %2 kar elde etmiş oldun. Mesela 2000 lira yatırdın. Ne oluyor sana bu %2? 200 lira yapıyor. Yani şu an anlık olarak 200 lira kar elde ettin. Burada sattın. Düştü, düştü, düştü. Burada bir daha alıyorsun. Şimdi bak sen 1000 lirayla girdin. Ne oldu burada %2 yükseldi ya mesela. Sen 200 lira kar yaptın. Şimdi o 1000 lirayı koy cebine. Ne oldu? Şimdi biz 200 lirayla hareket edeceğiz. Buraya kadar düştü. Ne oldu? Tekrar bir alım yapıyorsun burada. Buraya kadar düştü. Düştükten sonra buradan alım yapıyorsun. 200 lirayı buraya gömüyorsun. Buradan bu yükseliyor, yükseliyor. Ne oldu mesela? Ne oldu? %10 arttı mesela. Ne yaptı 200 liranın %10'u? 20 lira yaptı. Şu an senin elinde 220 liran var. Bu hafif burada bir düşmeye başladığı zaman satacaksın. Düştü, düştü. Bakın şimdi ne kadar düşerse bu, şimdi bak buraya kadar düştü ya. Diyelim %3 düştü. Sen bunu %3'te alırsan, %3'te alıp da %5 yükseldiği zaman satarsan kar yaparsın. Ama bu %3 değil de biraz daha düşmesini bekliyorsan, ne bileyim %10 düştü. Ne oluyor? Senin 220 liraya alacak olduğun token sayısı yükseliyor. Diyelim %5 düştü. Sen 220 liraya, artık hangi token almak istiyorsan. Diyelim 220 liraya bir token aldın. O token 220 liraya, ne bileyim, 10 token yaptı. Yani 10 adet token aldın. Ama bu %10 düştüğü zaman sen 220 liralık aldığın token, ne bileyim 10 token değil de ne bileyim 12 token, 13 token almış oluyorsun. Sen bunu burada, bak şimdi hemen göstereyim, bekle. Buradan aşağı kadar bir düşmüş. Şuraya kadar bak, görüyor musun? Sen burada bunu aldın. Ne oldu? 220 liralık aldın. Ne oldu? 12 veya 13 tokenin var elinde. Bu %5 değil de %3 yükselirse, bir önceki %5 yükselişteki elde etmiş olduğun kardan daha fazla kar elde edeceksin. Çünkü elinde senin kripto para birimin, yani o token daha fazla. Yani mantık bu kadar kolay. Düştüğünde alacaksın, yükseldiğinde satacaksın. Ama bu işi bak iş olarak benimseyeceksin. Oturacaksın bilgisayarın başına. Sen bu işten tamamen, hani ben hayatımı bu işten geçindireceğim, ben hayatımı kripto paradan kazanacağım diyorsan para kazanabilirsin. Ama öyle ne bileyim 3-5 günde bir, ne bileyim işte hani hobim olsun. Hani öyle 3-5 kar veya ne bileyim 100 lira 200 lira harçlık çıkartayım diye yapacaksan, hani pek para kazanamazsın. Dediğim gibi sadece harçlığını çıkartırsın. Benim işim bu. Bazen ben oturuyorum. Şimdi bakın ne oldu? FED kararı. FED kararından sonra hemen sert bir yükseliş geleceğini biliyordum. Ne yaptım? Saat 9'da çayımı kahvemi yaptım. Oturdum bilgisayarın başına. Bazen ben önemli haberleri de takip edin. Oturdum bilgisayarın başına. Ne oldu? Bitcoin 37 binden direkt 39 bine kadar yükseldi. Yani 37 bin, 38 bin dolardan 39, 40 bin dolarlara kadar yükseliş yaptı. Eğer bir Bitcoin'in olsaydı, bak 5 dakika içerisinde 2000 dolar kar elde edecektin. Bitcoin düştüğü zaman, yani Bitcoin böyle rezil ötesi düştüğü zaman altcoin'lere yöneliyorum. Çünkü Bitcoin düştüğü zaman yatırımcıların %90'ı altcoin'lere yöneliyor. Yani ahsat yapmak istiyorsa veya orta vadeli, kısa vadeli para kazanmak istiyorsa. Ben de oturuyorum bilgisayarın başına. Bir günde, bakın bir günde sabah 9'da 10'da kalkıyorum. Bazen gece 2-3'e kadar oturuyorum. Bazen sabah 9'da 10'da yatıyorum. Yani bir günlük yaşantımda, ev içindeki yaşantımda sabahtan akşama kadar bir günde al sat yaparak 700 lira, 800 lira, yeri geliyor 2000 lira kazanıyorum. Yeri geliyor 900 lira kazanıyorum. Yeri geliyor 200 lira kazanıyorum. Yani al sat bu şekilde yapılır ve kripto para düşüşteyken insan, yani yatırımcılar para kazanır. Bir kripto para birimi düşmezse sen para kazanamazsın. Bu kripto para birimini alman için düşmesi lazım. Videonun başında da belirttiğim gibi. Umarım bu işe yeni giren arkadaşlar burada ne demek istediğimi anlamışlardır. Şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer aklına takılan veya farklı şeyler sormak istiyorsan yorumlar kısmından bana belirtmeyi unutma. Ben de detaylı bir şekilde sana güzel ve açıklayıcı bir videosunu yapıp sunacağımdan hiç şüphe olmasın. Videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.